Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü verilerine göre dünyada 42,5 milyon kişi göç etmek zorunda kalmış. Bunlardan ancak 15 milyonu resmi mülteci statüsü elde edebilmiş. Doğudan batıya, güneyden kuzeye yapılan bu göçün çoğunluğu illegal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Avrupa'ya iltica etmeye çalışanların çoğu için Türkiye bir köprü. Mültecilik gibi hassas ve çok farklı yönleri olan göçmen kaçakçılığını Türkiye'de kimler, nasıl düzenliyor? Kaçakçıların yöntemlerini araştırmak için onları iş başında izledik, işlerine ve dünyaya nasıl baktıklarını öğrendik. Patronlarla görüşen ben. Patronlarla görüşen benim dediğim zaman patronlar kimdir? Ya Iraklıdır, ya Pakistanlıdır, ya İranlıdır, ya Rus'tur, ya Gürcü'dür. Bunlarla görüşüyorum. Fiyatta anlaşıp da bu arkadaşlara da veriliyorum işi. Ben bu işin taşımacılığını yapıyorum. Farklı farklı işleri var. Yani kimi şok işi yapar, kimi nakliye yapar, kimi uçuluk yapar, kimi Atina'da tanıdık arabacısı vardır, iş verir, oradan para kazanır. Buralarda bu illegal iş bitti. Tek bir bende bir kanat yok ki. Bana sipariş geçerler, başka iş yaparım. Kesinlikle yani bir yere gidip de 700 liraya, 1 liraya, 1500 liraya çalışacağım. Şu evin gideri sadece 800 liraya. İstanbul. Doğu ile batıyı birleştiren bir köprü. Bu köprüyü iltica etmeye çalışan göçmenler de kullanıyor. Mültecilerin umut yolculuğunu düzenleyenler ise 32 milyon dolarlık sektörün bir parçası. Kaç kişi çalışıyor sana şu anda? Allah şimdi şu anda 15-16 kişi çalışıyoruz. Hepsini bir toplasan, şoförleri koy 5 kişi, sınıra gidenler 5 kişi, 10. 5 tane de İstanbul yöneticisi koysan 15 kişi. Ben dünyaya bir toprak evde geldim. Toprak evde geldim. Yetim büyüdüm ve çok zorluklar çektim. Bu işlere bulaşan insanlar her zaman durumları bozuk olan insanlar. Ve o esnada o zaman bizim durumlarımız bozuktu. Geçinemiyorduk. Bu işe başvurduk. Kul yoktu yani biz. Araba da yoktu. Yani yolda yoktu o zaman benim zamanımda. Biz yarın gidiyorduk mesela. 2 gün sürüyordu ilçeye okula gitmemiz. Tatilimiz bittiği zaman 2 gün yürüyorduk gidiyorduk şeye okula. Ama böyle bir hayatlarında bir... O dönemler işte o tarafa gitme falan şeyi vardı işte. Benim kendim gitmem vardı. Şuna baktım Feride'ye baktım. Ne? 30 kişi geliyor, 40 kişi geliyor. 60 kişi geliyor. Ulan bunlar niyedir, neyin nesidir? Mülteci olduğunu şey yaptı. Sonra onlar dedi ki bize yol göster. Öyle mi başladın sen yani? Gidiyordun sınırı geçerken baktın mülteciler geliyor. Tabii. Öyle mi başladın? Tabii. Hani ben bu mültecinin ne olduğunu bilmiyordum. Mesela hiç bilmeyen anlatıyorsun mesela. Lan nasıl bir şey oluyor diyorsun. Ben de mesela o zamanlar öyleydim. Ama benim başladığım dönemlerde bundan 20 sene önce Yunanistan kabul ediyordu zaten Kürtleri. Burası İstanbul Kumkapı. Bir zamanlar çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bu semtin bugün %90'ı Afrikalı. Irak'taki bir tane çete vardır. Göç
düşman kaçakçılığını yapan bir çete. Kendi vatandaşını İstanbul'a gönderiyor. İllegal yollarla gönderiyor. Diyor ki, buradaki İstanbul'daki çete lideri Iraklıdır. Oradakisi de Iraklıdır. Tamam mı? İşte telefonu kaldırıp da işte diyor Muhammed diyor yolcular yola çıktı. Bak 30 tane insan sana gönderiyorum. Paralarını hepsini topladım. Şirkete blok ettim. Tamam mı? Buradaki diyor ki tamam. Asıl sahibi, yolcunun asıl sahibi Van'daki, yani Van'daki kişiyi arar. Van'dan adam teslim alır. Van'daki adam da toplar onları İstanbul'a gönderir. Biz kimseyi zorla bu işe teşvik edip de alıp da bir yerlere götürmüyoruz. Kendi rızalarınla evet dedikleri zaman biz bu işe başvuruyoruz. Kimseyi zorla bir yere götürmüyoruz. Bir umut yolcusu bir yere gitmek için umurunu bağlamış. Yani para yatırmış, bir şeyler harcamış. Köyünde traktörünü satmış, malını satmış, tarlasını satmış. Bu yola gidiyor. You paid money? Burma. Yes, money problem. You pay, you too get much money. Total taka. Money 8,000 US dollar. 8,000. For one person? One person. One person. One man 8,000 US dollar. İstanbul, Atina 1700 euro. Bu fiyat mı? Ben bunu 10 sene önce de 2400 euroya yapıyordum. 200 euroya, 300 euroya ben bu işi yapmam. Yaparım. Kişi başı 500, 600 euro olursa ben kazanabileceksem o zaman yaparım. Göçmen kaçakçılığında gelir o kadar çok ki, sektörün dışından, durumdan istifade etmeye çalışan ve maceraya atılan fırsatçılar da var. Ya 4000 euro olmuş. İtalya, Patra. Patra'dan İtalya'ya 4000 euro. O da yani şey yok. Bilerek götürmüyor. Tırcı diyor ki keseceğim diyor üstten. İçine gireceğim diyor, bantı yapıştır diyor. Şansa giderse. Yakalanırsa tırcı diyor ki şey ben görmedim. Yolcu öyle söyletiyor. Giderse kişi başı 4000 euro. Düşün, 6 tane koymuş olsa para. Şimdi piyasa çıksın, ben bu işe dönmeyeceğim diye değil. Ama ben 1700 euroya, 1500 lira Yunan şoförüne vereceğim. Ben 200 euroya işçilik yapacağım. Böyle illegal yok. Böyle ucuz bir illegal, illegal olur mu? Πόσο πληρώσε στους... Κάτι ένα κουφάλι πίνουνε 2.500, 2.000, μα 3.000 πίνουνε. Yani 30 kişinin masrafını ben İstanbul'dan Edirne'ye kadar 1500 euro araba parasıdır. 30 kişinin de 3000 euro geçiş parasıdır. Yani bunun toplamı 4500. 5000 euro dedi. Ama bu para Türklerden çıkmıyor. İşi veren adamdan o para çıktı. Bu para nasıl çıkıyor? Bak bu yolcular oraya şoku kapatıldığı zaman Atina'ya her yolcu ailesini arıyor. Diyor ki tamam biz geldik. Blok'taki para şirkette duruyor mu? Duruyor. Atina'daki kaçakçı Iraklı diyor ki şirketteki paraları transfer et Yunanistan'a. Bak. Tab oradaki şirket Yunanistan'a parayı çıkarıyor. Oradaki şirket şoförlere sağa sola dağıtıyor, bize veriyor, herkes parasını alıyor. You found some people to help you to pass the borders? Yes, 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 yes. Who were they? Who Pakistani, Afghani, Bengali, Bengali, Indian. Where did you find the money to come here to pay people to come? Where did you find the money? Bank. Transfer, money transfer, Bangladesh, my father, mother, give bank account. When you come to Istanbul, yes, safe and okay.
sigortayla 200 bin dolar da kazandım diyor. 50 bin dolar da çalışmadan harcadım. Ben gidip yani bir fabrikada çalışamam. O fabrikada çalışmam için sosyal güvence 10 numara olması lazım. Aldığım para kirama, aileme, çoluk çocuğuma yetmesi lazım. Ben çok meraklı değilim yani bu işleri yapma. Türkiye'de rant meselesi ise ben de rant meselesine koşuyorum. Bu adı üstünde kaçak. Yakalanmasam giderim, cezamı çekerim. Yakalanmasam para kazanırım. Nereye harcıyorsun mesela? Parayı, kazandığın parayı ne yapıyorsun? Yatırım yapıyoruz, parası kafası çalışan yatırım yapar. Kafası çalışmayan gider diskoda barda yer. Annem derdi ki bana Çağla, namaz kılardı. Daha secdeyi kaldırmadan namaz kılarken dedi ki Allah'ım, sen bana bunu çıplak verdin, ben sana takım elbiseli veriyorum, al bunu derdi. Bak, o kadar bıktırmıştım. Yani bu saatten sonra benim legale dönmemin bir anlamı yok. Sen bu kadar paraları kazandığın dönemlerde ne yaptın, nereye harcadın? 7 oryantal, 2 tane şey, 7 oryantal, 2 sanatçı. Ne demek o? Yani gazino. Hep lay lay lay. Kaç yaptın? Yok ya, okutacağız inşallah. Okusunlar, adam olsunlar. Bizim gibi sürünmesinler. Benim çocuklarımla ilişkim çok güzel. Çok sık görüşemiyorum. Bayramda bile bir saat gördüm. Yani 2 yılda senede bir defa bayram geldim, bir saat gördüm. Geldim işimden dolayı. Çok sık görüşemiyorum. Aileyiz çünkü. Bir ihtiyaçlar olduğu zaman ben karşılıyorum. Kötü yola düşmelerinden endişe ediyor musun hiç? Tabii. Ben nasıl yetiştiysem benim çocuklarım da öyle yetişir. Ama sen kaçakçı oldun. Hayır, o farklı. Terbiye, saygı, kötü yol. Ben kötü yola düşmedim aslında. Yani normalde bu yaptığım iş kötü bir iş değil. Kanunen yasak ama dinen helal bir iştir. Bir yerden bir yere göç etmek var. Bak, Muhammed Peygamber'den bu yana onlar da bir yerden bir yere göç etmişler. Ama fakat bugüne baktığın zaman ülkeler sınır çizmiş. Sınır çizmiş. Sınır çizdikleri için yasal olmadan geçiş yasaktır. ...17 milyonu geçen nüfusu ile İstanbul. Mültecilerin Avrupa'ya geçmeden önce toplandıkları bir mega şehir. Mülteciler köhne evlerin bodrum katlarında veya depolarda, şok odaları denilen hiç de güvenli ve sağlıklı olmayan mekanlarda kilitli tutuluyor. Geçiş için ödedikleri ücrete yemek ve konaklama da dahil. Taşımacı şokçu ile iletişime geçene kadar mülteciler burada bazen günlerce bekletilebilir. Taşımacı telefonla şokçuyu arar, bu akşam yükleme var der. Bununla Avrupalılarla, yabancı uyruklu kaçakçılarla konuşuyorum. Bunu ailemle konuşuyorum. Bunu Türkiye'deki organize eden insanlarla konuşuyorum. Bölüm bölüm cep telefonları ayırmışım yani. Kaçakçılık işi de organize bir suç aslında. Çünkü bir şebeke var. Tabii. Bir, Pakistan patron var. 2, İstanbul patron var. 3, İpsala patron var. 4, Yunan patron var. Peki o zaman nasıl içeri alınanlar organize suçtan yargılanmıyor da bireysel olarak yargılanıyor? Türkiye'de bu işler telefon dinlenmesinden oluyor. Bu numara aramış diyor. Bana ne? O numaranın sahibini al götür yargıla. Benim üstüme kayıtlı mı? Değil. Benim değil diyorum at. Yani. İnkar ediyorsun. Kabul etmiyorum ya.
23 tane hattım vardı benim. Son tutuklanmamda. Hiçbirini kabul etmedim. Haftada bir, ayda bir değiştiriyoruz yani. Sık sık değiştiriyoruz yani. Sabit telefonla kullanmıyoruz. Sık sık değiştiriyoruz yani. Değiştirmesek de cezaevine gidiyoruz. Mecbur değiştiriyoruz. Yılan şokta yeni yolcu olduğu haberini almış, anlaşma yapmak için iş görüşmesine gidiyor. Bu görüşmelerde konuşulan tek konu, mültecinin kaça ve ne kadar zamanda gideceği. Mülteci Yunanistan'a vardığı zaman ödeme yapılacağı için yolcunun sağ salim ve en kısa zamanda karşıya geçmesi çok önemli. Ne kadar zamanda gidecek? Tanrı. Götürdüğümüz gibi 2 saat içinde. Üç dört saatte başlıyor. Yeni bir geçiş için hazırlıklar başlar. Önce cep telefoncudan yeni sim kartları alınır. Rehbere, botçuya, eskorta, sürücüye sim kartları dağıtılır, telefonlar değişir. En son bot satın alınır. Meriç nehrinden geçişlerde genelde 7-8 kişilik şişme Rus botları kullanılır. Yeni bot, yeni telefon. Yola devam. Durmak yok. Alo. Dayı araba orada. Nasıl araba yok burada? Bir dakika. Tamam, bir dakika dur, bir dakika dur. Sen neresindesin pazarın? İçeride nerede bekliyorsun yani? Önümüzde ne var? Evet. Otoparkın içindesin. Tamam. Otoparkın içinde sarı bir hava ama bekle de ben oraya gideyim. Ben şeyin oradayım. Aksaray Köprüsü. Tamam anladım da dayı ben gitmeden nasıl yükleyeyim ben onu? Hepsi orada mı? Hepsi orada mı? Tamam tamam tamam. Rehbere söyle götürsün yüklesin. Şimdi bir arkadaş gelecek yanına yükleyecek onları tamam mı? Geldiği zaman bana arasın tamam mı? Yan kapını açarsın. Yılan önümüzdeki beyaz minibüse yüklediği 10 mülteciyi geçiş için sınıra götürüyor. Orta şeride geçebilirsin. Ben yanına geçmişim. Minibüsün önünde yolu gözleyen ve çevirme olup olmadığını haber veren bir araç daha var. Anlamadığın şeydi ki ben anlamadım. Bir sana bir daha tarif etmek. Onun görevini tarif etmek. Sana yolu tarif etmek. Bu işte iyi bir şoför. Yani eskort ne kadar eskort olursa olsun. Yani gözü aynalarda önünde olması lazım. Kendi kontrolünü kendisi yapması lazım. Sadece arabayı çok hızlı kullanmak şoförlük değil. Yani kaza yapmayacak bir kere bizim işte. Önündeki eskortuna telefon talimatlarına uymak zorunda. Uymadığı zaman başına bela alır. Üç araba Tekirdağ yolunda. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Bu yağmur göçmenlerin akşam Meriç Nehri'ne geçişini nasıl etkileyecek? Yağmur bizim için çok iyi.
arabalarım hep görünmüyor. Hem çevirmeler pek olmuyor. Bu açıdan yağmur bizim için çok güzel bir gün. Ben yağmuru seviyorum, yağmuru. Çok yağmurlu günler. İyi geceler. İleride köprüyü bitiriyorsun, sol tarafa keşan veriyor. Oradan sol yapacaksın. Sen devam et, ben söyleyeceğim sana. Sen biraz bas, yalnız viraja dikkat, dönüş yapacaksın yerden. Tamam, sen git beni arayacağım sen. Sen git beni arayacağım sana. Hadi. Mültecileri Meriç'e götüren minibüsün içinde çaresiz bir sessizlik hakim. Bu gece bu grubun hepsi karşıya geçebilecek mi? Geçebilenleri suyun öte yanında, Avrupa'nın kapısı Yunanistan'da ne tür sorunlar bekliyor? Kimse,